Geçtiğimiz hafta TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyonunu açıkladı ve sürpriz %10'un altına indi. Tek haneli rakama indi enflasyon. TÜİK'e göre %9,26 ama hepimiz şöyle bir cebimize, cüzdanımıza ve marketteki fiyatlara baktık. Ve nasıl oldu da bu kadar pahalılık varken enflasyon %9,26'ya indi anlayamadık. Akıl sır erdiremedik. Bu işin esrarını bugün Doktor Oğuz Demir'le iktisatçı değerlendireceğiz. Oğuz Bey geçen hafta TÜİK'in bu oran açıklaması sonrasında sosyal medyada fiyatları, çeşitli ürünlerin fiyatlarını yansıtan bir tablo paylaştı. Ve oraya baktığımızda bir kez daha şaşırdık. Çünkü bizim fiyatının çok arttığını düşündüğümüz pek çok ürün TÜİK'in kendi veri tabanında bizim bildiğimizden daha ucuz gözüküyordu. Yani ortada hakikaten bir esrar perdesi var. Önce bu şeyden başlayalım. Enflasyon düşerken pahalılık nasıl sürüyor? Bu işin esrarı nedir Oğuz Bey? Nasıl oluyor bu iş? Şimdi aslında şuradan başlasam iyi olacak. Hani siz dediniz ya 9.26 sürpriz. Evet. Aslında matematik bunu sürpriz olmadığını söylüyor. Çünkü geçen sene %6,30 aylık enflasyon gördüyseniz, yani fiyatlar böyle bir sıçramışsa Eylül ayında. Geçen sene Eylül ayında. Bu sene Eylül'den geçen sene Eylül'ü kıyasladığınızda işte %9,26 artmış hesabını bulursunuz. Ama TÜİK zaten çok güzel bir şey daha yapıyor. Yani TÜİK'e çok birçok açıdan kızıyoruz falan ama bir şey daha yapıyor. Diyor ki 12 aylık ortalamalara göre fiyat artışlarına bakayım ben diyor. Yani bunu da yayınlıyor kendi sayfasında. Bu ne demek? 12 aylık artışı 12 aylık artışa göre oranlarsak diyor. Eylül ayından Eylül ayına fiyatlar %18'in üstünde artmış diyor. Yani aslında TÜİK şunu da söylüyor. Diyor ki o baz etkisini arındırıyoruz. Baz etkisinden ötürü 9,26 geliyor ama onu da kenarda bırakmayı başardığımız bir yöntemle %18 Türkiye'de enflasyon var diyor. Bunu kendi rakamları açıklıyor. Buradaki sorun şu, TÜİK'le ilgili sorun şu. Çok tartışıldığı için söyleyeyim. TÜİK bu fiyatları bir yerden topluyor. Yani şöyle düşünün. 30 bin yerden fiyat topluyorsunuz. Burada şey yapamazsınız. Yani birisi der ki bu fiyatlarla oynuyorlar der. Ben fiyatlarla oynandığını düşünmüyorum ama o fiyat toplamaya gönderdiğiniz kişileri, gönderdiğiniz yer, gönderdiğiniz tarih açısını açıklamak zorundasınız ki biz iktisatçılar ya da halk kendi kurumuna güvensin. Desin ki ya TÜİK demek ki şu günlerde, şu tarihlerde şuralara gidiyormuş ve bu fiyatları bulabiliyormuş. Hem iki tane faydası olur bunun. Bir, TÜİK'e olan güvenimiz artar. İki, o günleri önceden tahmin ettiğimiz için biz de o ucuzluktan gidip yararlanabiliriz. Yani iki tane temel faydası var bunun. Evet. Ama şu anda biz bilmiyoruz değil mi? Yani bilmiyoruz. TÜİK 900 küsur ürünün 400 küsur ürünü işte iki kere gidiyor. Evet. İki kere gidiyor. Fiyat alıyor. Ama bu fiyatı nereden? Hangi marketlerden? Hani köşedeki manavdan mı yoksa ucuzcu discount marketlerden mi yoksa orada bir hani denge gözetiyor mu gözetmiyor mu bilmiyorum. Halk gününden mi? Yani halk zaten mesele mi? Bu. TÜİK'in bunu paylaşması TÜİK'i kurtarır. Neden paylaşmıyor? İşte zaten soru işareti bu. Yani hiç paylaşmıyor ama bu artık günümüzde bu kadar zor bir şey değil. İnternette yani kendi sayfasında bir veri tabanı koyarsınız. O veri tabanına hangi markete, hangi gün, kaç kere gidildiğini, hangi ürün için gidildiğini, hangi ürünün fiyatı. Yani bu çok kolay yapılabilecek bir şey. Çünkü zaten TÜİK'in veri tabanında bu var. Ayrıca burada ticari bir sır falan da yok. Hani ticari sır var, saklıyorlar desek anlayacağız ama burada öyle bir durum da yok. Vatandaşın kullandığı mal ve hizmetlere ilişkin fiyatları hangi aralıkta ve nerelerden aldığını açıklayabilir. Biz de en azından tartışmayı şu noktada yaparız. TÜİK bunu ölçebiliyor mu, ölçemiyor mu, nasıl ölçüyor, nasıl ölçmüyor değil. 9.26 nasıl ortaya çıktı? Bunu hesapla. Yani bunun üzerinde tartışacağız. Az önce de söyledim. Yani 9.26 bir kesit enflasyonudur. Ama 12 aylık böyle yayılmış enflasyona baktığımızda Eylül'den Eylül'e enflasyon şu anda %18,21. Bunu unutmayalım. 26 özür dilerim. Şimdi bu şu demek. Bence bu şurayı unutmayalım. Şimdi Türkiye ekonomisi geçen sene yaşadığı o kur atakları işte daralmayla beraber böyle 100 kilometre hızla bir şeye gidiyordu. Karanlık bir yola giriyor. Şimdi diyor ki TÜİK bu 100 kilometre hız 30 kilometre hızla geldi ve şey ama tünelin o kötü yola gitmeye devam ediyoruz. Asıl başarı şu olur yani ekonomi yönetimi şunu yapsaydı anlardık.
%-1'e gelseydi, %6.30 baz etkiniz var. Siz hala enflasyonda eksi rakamlar göremiyorsunuz, öyle düşünün. Aydan aya bakıyorsunuz mesela, fiyatların artışında hız kesme yok ki. Bir önceki aya göre, Ağustos ayına göre fiyatlar %0.99 artmış. Yani fiyat artışları devam ediyor. Belki artışın hızı düşmüş ama asıl endişe verici nokta şu. Yıllık kesit enflasyon 9.26 iken 12 aylık ortalamaları göre enflasyonu %18.71 ise bu şu demek. Fiyatlar üzerindeki artış baskısı devam ediyor. Yani vatandaşa şöyle bir kötü haber vermeliyiz. Hani bu ay bir %6.30 Eylül 2018 Eylül enflasyonu vardı ya. Evet. Şimdi onun etkisini enflasyon rakamlarının içinden attık. Bir de önümüzdeki ay 2.30'luk bir rakam var. Onu da atacağız. Dolayısıyla bu etkiler gittikten sonra aslında gerçekten Türkiye'de fiyatların karşı karşıya kaldığı baskıyı, artış baskısıyla yeniden enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bu daha kötü. Çünkü bize eksi enflasyon, bu geriye dönüp 9 aya baktığınız o 9 aya baktığınız eksi enflasyon gördüğümüz, yanılmıyorsam sadece bir Mayıs ayı var. Yani fiyatların düştüğünü TÜİK'in tespit ettiği sadece bir Mayıs ayı oldu. Onun dışında aydan aya sürekli fiyatlar artmaya devam etti. Dolayısıyla önümüz, bir de yani 12 aylık ortalamalara göre de baktığınızda 2 kat bir enflasyon var kesite göre. Dolayısıyla ne diyor bu rakam bize? Diyor ki fiyatlar üzerindeki artış baskısı hala etkisini sürdürüyor diyor. Evet. Peki yani önümüzdeki ay Kasım ayında, Ekim ayı enflasyonu açıklandığında 3 Kasım'da yine yıldan bir önceki yılın aynı ayına göre bir gerileme göreceğiz. Evet. Çünkü bir önceki yılın aynı ayında, yani Ekim ayında, 2018 Ekim'inde yüksek bir enflasyon vardı. 2.30'du yanılmıyorsam rakam. %2.30'du aylık. Evet, ona kıyasla şimdi belki işte %1 veya %1'in altında enflasyon çıkacağı için sanki gerilermiş gibi gözükecek bu tartışma. Tekrar alevlenecek yani aslında. Aslında değil mi? Enflasyon cuma, nasıl oluyor bu? Cuma günü bu tartışmayı yapsak evet diyebilirdik. Ama bugün bu tartışma biraz daha değişti. Ben Ekim ayında yine geçtiğimiz yıl Ekim ayına yakın bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalabileceğimizi tahmin ediyorum. Bu köprü, otoyol zamları. Köprü, otoyol, tren, posta, elektrik, doğalgaz hepsini üst üste koyduğunuz zaman, ki bunun bir de elektrik ve doğalgaz zamları biliyorsunuz yaklaşık bir 10 gün önce yapıldı. Yine bir hafta önce yapıldı. Bu endüstriye, sanayiye de yeni yeni sıçramaya başladı. Yani 1 Ekim itibariyle geçerli. Dolayısıyla sanayinin üzerindeki o maliyet baskısı 2.35'e indi ya yıldan yıla dönüp baktığınızda. Evet. Yani o maliyet baskısı da yeniden hareketlenmeye başladı. Ben Ekim ayında özellikle mevsim geçişi, yani işte yeni gardıroplarımızı yeniliyoruz. İşte yani yenileyebiliyorsak tabii yani hani birçok sera ürünleri bu arada sera çıkmaya başlıyor. Domates, pahalanıyor. Yaz bolluğu ortadan bitmiş kalkıyor. Oluyor. Gıdada yeniden bir fiyat hareketi başlıyor. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman, hani biz hep şey diyorduk, Ekim ayında da o baz etkisi, az önce de söyledik. Evet. Ekim ayında da o baz etkisi bir miktar aşağı inebilir diyorduk ama görünen o ki bu kadar zamla o Ekim ayı baz etkisi çok da önemli bir baz etkiymiş gibi görünmeyebilir. Enteresan. Bu noktaya birazdan tekrar, yani önümüzdeki dönemin enflasyonuna yükselecek mi, ne kadar yükselecek, iktidar hedefleri tutacak mı sorusuna tekrar döneceğiz. Evet. Ama onun öncesinde biraz önce yani programın başında konuştuğumuz bu TÜİK verileri bakalım. Nereden alıyor? Evet. Doğru mu alıyor? Siz nasıl? De dün akşam çok güzel evet. Yazmışsınız. Evet, tek ben bakıp de açıkçası bakıp. Sizin o paylaştığınız liste tartışma yarattı. Hatta Ekşi Sözlük'te gündem Nihayet oluşturdu. Gündem orada olunca. Da epey bir tartışıldı. İşte yumurta o fiyattan olur mu olmaz mı? Sonra ben de TÜİK'in veri tabanına girip baktığımda enteresan rakamlarla karşılaştım. Mesela diş çekimi ücretini Eylül ayında TÜİK 124 TL olarak hesaplamış. Ortalama hesaplamış ve hesabına dahil etmiş. Ama Türk Diş Hekimleri Birliği'nin ücret tarifesi ilan ediyor ve bunu bütün Türkiye'deki diş hekimlerinin uymasını istiyor. Hı hı. Orada 145 lira yani KDV lira, dahil neredeyse rakam. Neredeyse %15 fark var. Fark var. Ya da mesela sinema ücreti, bilet ücreti TÜİK'te 19 lira Eylül ayında. Ama mesela bugünkü bir AVM'de Joker filminin akşam 19.15 seansına bilet İstanbul'un merkezinde tam 28 lira, öğrenci 25 lira. 19 lira var. Barış Bey. Var ama çarşamba günü, halk gününde var. Evet, TÜİK'in söylediği rakam. Biliyorsunuz TÜİK bir kamu kurumu, dolayısıyla akşam 19.05 seansına şey yollamaz. 5'ten sonra mesai biter. Bunu tabii şunu biraz önce söylediğiniz nokta önemli. Yani yargısız infaz yapmak istemiyoruz. Hı hı. Yani bize yakışmaz, T24'e de yakışmaz. TÜİK'in aldığı rakamlar
fiyat topladığı sinemaların fiyatları benim baktığım sinemaların fiyatlarından düşük olabilir. Ama o zaman bunu biraz önce sizin söylediğiniz aynen gibi öyle, bunu bir görmemiz lazım. Yani hangi sinemalardan, hangi sinemalar bunlar? Bunun ya da hangi dişçiler, yok, hangi dişçilerden alıyorsunuz bunları? Yani İstanbul'da ben samimi söyleyeyim, hani 124 liraya diş hekim, yani bu şeyin, diş hekimleri birliğinin fiyatı buyken onun altına fiyat almak için hani tanıdık falan olması lazım. Hani eski müşterisinizdir dişçinin, tanıdığısınızdır. O zaman diş hekimleri birliğinin fiyatının altına iner. Ama sinemada mesela inmemiz zor. Buna rağmen evet, hani TÜİK belki TÜİK'in aldığı, fiyat aldığı dişçiler veya sinemaların fiyatları düşüktür. Çünkü İstanbul'un dışından ağırlıklı olarak alıyordur. O zaman bizim bunu bir TÜİK'in bir açıklaması lazım, şeffaflık açısı. O zaman da şunu dememiz lazım. Yani iyi de niye hep işte Anadolu'nun şehirlerinden alıyorsun da nüfusun işte şu kadarı İstanbul'da yaşarken İstanbul'dan o kadar almıyorsun diye işi belki de bir hani daha ciddi bir düzeyde, böyle soru işaretleri, şüpheler şeklinde değil de ciddi düzeyde tartışırız diye düşünüyorum. Bilmem siz bence TÜİK... Bence de zaten bu verinin paylaşılması lazım. Yani ne olursa olsun, ne denirse desin, bu veri paylaşılmadığı sürece spekülasyonlar yapılır. Ben masa başında bir oynamanın çok mümkün olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bir kamu kurumu, orada farklı görüşlerden bir sürü insan var. Böyle bir şey olsa zaten sızma olur. Ama bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu düşünüyorum, sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum. Bunu yapabilmenin, yani bu rakamları daha düşük hesaplayabilmenin tek bir yolu var. Siz fiyat alan personeli, anketörü yönlendirirsiniz. Şu gün şuraya git, şu gün şuraya git, şu gün şuraya git. Ancak bu şekilde bu fiyatlar böyle çıkabilir. 37,5 kuruşa yumurta bulabiliyorsunuz. Ama bir büyük marketin, evet, bir büyük marketin online mağazasında 30 tane aldığınızda 37 kuruşa geliyor. Ama şimdi şöyle bir düşünmek lazım. Yani ölçek yaratmış, devasa bir market ve online. Yani şimdi buradan ne kadar alışveriş yapıyorsunuz? Sorun bu. Yani bulabiliyorsunuz o fiyata ama buradan alışveriş yapmış olma şansınız çok düşük. Bir de TÜİK şunu yapıyor. Bize medyan, yani ortalama tüketicinin 437 kalemde para harcadığını düşündüğü ağırlıklar üzerinden hesaplıyor enflasyon oranını. Evet. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Türkiye'de orta sınıf diye bir şey kaldı mı? Yani asgari ücretlileştiğimiz, artık hepimizin neredeyse maaşının artış hızını bile asgari ücrete bağladığımız, asgari ücretin maaşlardan çok daha hızlı arttığı, dolayısıyla maaşlarla asgari ücretin birbirine yakınsadığı bir ortamda artık hepimiz dar gelirliyiz. Yani büyük çoğunluğu bu ülkenin dar gelirli. Siz orta gelirli de enflasyon hesabı yaparken en önemli harcama kalemleri olan gıdaya, ulaştırmaya ve barınmaya %56 ağırlık veriyorsunuz toplam. Ama ben biliyorum ki bu ülkenin ekseriyetinin harcama, bütçe harcamaları içerisinde gıdası, barınması ve ulaştırması %70'in üzerinde. Dolayısıyla aslında hepimizin kendine, şahsına bir enflasyonu var. Ama yani TÜİK'in yapması gereken şey bunu bu ülkenin en ortalaması, en fazla bu ülkenin ortalama vatandaşına uygun şekilde hesaplamaya çalışmaktır. Bunun istatistiksel yöntemleri var. Yani bu da böyle Amerika'yı yeniden keşfedecek, TÜİK dünyanın en zor işini yapıyor falan değil. Yani 30 bin yerden fiyat alabiliyorsanız, 20 küsur bin yerden fiyat alabiliyorsanız inanın bunu çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama tercihiniz bu mudur? Bu bir politik tercihtir yani bu noktadan sonra. Yani ben mümkün mertebe bunu böyle devam ettirmek istiyorum diyebilirsiniz. Ama istatistik ne kadar size zaman zaman yardımcı olsa da aynı zamanda başa çıkamayacağınız rakamları da sizin karşınıza getirir. Yani yıllık enflasyon 9.26 hesaplarsınız ama orada sağ kolonda mecburen 12 aylık ortalama fiyatlara göre değişimi de koymak zorunda kalırsınız. O da bize gösterir zaten fiyatlar üzerindeki hala baskı olduğunu. TÜİK dahi bunu hesaplasa. Şimdi ben konuştuğum, yani sokakta ya da işte sosyal medyada konuştuğum zaman insanlar diyor ki 9.26 nasıl oldu? Olur. Yani gerçekten olur. 9.26 değil, 8 de olur, 7 de olur. Keşke olsa. Ama gerçekten olsa. Hani buradaki mesele istatistik. Yani 6.30'dan sonra işte 1 artarsa aylık bazda dönüp baktığınızda 9.26'ya denk gelirsiniz. Ama siz şuna bakın. Ocak 2018'de 100 liraya aldığınız gıda sepetini bugün kaça alıyorsunuz? 135 liraya. Yani TÜİK'in rakamları yine. Ki TÜİK'in rakamları. Hani bir daha o tarihi söyler misin? Ocak 2018'de 100 lira. Şimdi siz sadece gidip Eylül 2018'de alışveriş yapmadınız. Ağustos'ta da yaptınız, Temmuz'da da yaptınız. Yani dolayısıyla vatandaş şunu da kıyaslıyor. Diyor ki ben son
2018 yılında yaptığı harcama, markete verdiği toplam faturaya bakıyor, fişe bakıyor. Diyor ki ben markete 2018'in Şubat'ında, Mart'ında 100 lira vermişim şu kadar mal almak için. Şimdi gittim aynı malları aldım. Bugün gıdaysa bunların hepsi, gıda enflasyonu üzerinden hesaplarsanız 131 lira vermiş oluyorum. %31. Yani Ocak 2018'den bugüne gıda enflasyonu TÜİK rakamları. 2. Dönüp bakarsanız yine aynı şekilde ulaştırmada, haberleşmede, yani şimdi TÜİK'in verdiği rakamlarla ilgili çok komik şeyler, yazışmalar da oldu. Yani diyor ki 1937 liraya geçen sene ben özel sağlık sigortamı yaptırırken bu yıl 1137 liraya yaptırabiliyorum. Yani o sigorta şirketini bana söyle TÜİK yazmış mesela bir tanesi. Diyor ki çünkü yenileyeceğim, %20 zam yapıyor sigorta şirketim şu anda yıllık. Oysa diyor. Oysa TÜİK'te düşüş. Düşüş gösteriyor. Yani oysa TÜİK'te düşüş gösteriyor. Ne kadar bir düşüş biliyor musunuz? Yani %50. Nasıl olabilir bu? Ya bilmiyorum yani, gerçekten bilmiyorum. Evet yani ben açıklayamıyorum yani. Çok gerçekten ilginç. Yani hani hiçbir ön yargıyla bakmadığımızda ortada birçok çelişki olduğunu görebiliyoruz. Bunu gidermenin yolu sizin belirttiğiniz gibi şeffaflıktan, TÜİK'in bunu çıkıp açıklamasından, kaynaklarını, bu rakamları hangi sigorta şirketinden, hangi dişçiden, hangi marketten aldığını açıklamasından geçiyor. Bir unutmayalım ki Türkiye kişilerin ve kurum kişilerin birbirlerine ve kurumlara olan güveninin en düşük olduğu ülkelerden biri. Hani Türkiye, İsveç değil, İskandinav ülkesi değil. Hani burada herkes birbirine güvenir. Devlete de güven tavana vurmuştur. O zaman ihtiyaç yoktur. Bir devlet kurumu bir şey söylüyorsa satır satırına doğru olduğunu herkes düşünür. İnanın. Belki İskandinav ülkelerinin birinde, ama Türkiye öyle bir ülke değil. Araştırmalarla sabit ki bu ülke güvenin dünyada en düşük olduğu ülkelerden biri. Dolayısıyla bu ülkede özellikle devlet kurumlarının daha şeffaf olması lazım. Ama tabii dediğiniz gibi yine bu bir politik karar. Size daha komik bir şey söyleyeyim Barış Bey. Yine rakamlara göre geçen sene 4,5 liraymış şans oyunlarının fiyatı. Bu sene 1,5 lira. Şimdi diyor ki yine benim yorumum değil, yazanlara söylüyorum. Hadi diyor domatesi diyor ucuz buldunuz, yumurtayı buldunuz, bunları buldunuz. Yani diyor, şans oyunlarını nasıl bulmayı becerdiniz? En son arkadaşlarla konuşuyorduk diyor. Yurt dışındaki şans oyunlarının fiyatları düşmüştür diyeceğim ama o da kur yüzünden arttı diyor. Yani şimdi evet. O kadar hani bazı rakamlar var ki hiç elle tutulur bir tarafı yok. Yani şimdi şans oyunları mesela bunun en önemli örneklerinden biri. Tamam, ağırlığı çok düşük enflasyon sepeti içerisinde. Neredeyse 10.000'de 3. Ama yani dönüp baktığınızda bir eğiliminde göstergesi. Ama yani nasıl çıkıyor bu rakam? Bir tavrında göster. Yani işte sayısal lotonun kolonu mu düşmüş? İşte ne bileyim hafta sonu bahis oynayan insanlar bilirler. Ne bileyim onun bilmem bir fiyatı mı düşmüş? Yani yok diyor, geçtiğimiz seneden bugüne herhangi bir değişiklik yok. Yani artış var, düşüş yok. Nasıl diyor hani sayısal lotonun kalitesizini nereden buldun? Evet. Hani mümkün değil. Ya da bilgisayar fiyatları yani düşmüş gözüküyor geçen seneye göre. Eylül kesitine göre düşmüş olması bile enteresan. Çünkü evet kurda bir miktar gerileme var ama yüzde neredeyse 6.000'den 4.000 liraya gelmiş durumda. İşte %50'ye yakın, %33'e yakın bir düşüşten bahsediyoruz. O günden bugüne kurda %33'lük bir düşüş yaşamadık ki biz. Yani dönüp baktın işte 6.5 liralardı. 6 liralara geldik. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman TÜİK'in dediğimiz gibi yani şunu yapmak yerine TÜİK'in çeşitli farklı medya grupları tarafından savunulmayı beklemek yerine TÜİK'in çıkıp alın kardeşim işte rakamlar burada. Yani bunu yaptığı zaman aslında çok hepimiz rahat ediyoruz. Verilerle çenemizi tırnak içinde aynen kapatması öyle. Bakın, gerekiyor. Bakın susun işte rakamlar burada. Şu tarihte, şu saatte, şu marketten gidilmiş alınmış. Buyurun gidin siz de alın. Biz de gider alırız bu arada. Yani hani doğru. Vatandaşımız da en azından şunu bilir. Der ki nerede ucuzluk varmış ben de gideyim oradan alayım der. Tabii canım evet. Yani gayet de güzel bir şey bu. Evet. Peki programın sonunda biraz önce sözünü verdiğimiz noktayı geri dönelim. Ve önümüzdeki aylarda, kış aylarında enflasyon ne olacağını biraz değerlendirelim. Şimdi işte bir düşüş eğilimindeydik. Bu ay, önümüzdeki ay düşüşün duraklayabileceğini söylediğini, sonra kışın bazıları tekrar yükseliş bekliyor. Ne dersiniz? Nereye gidiyor enflasyon? İki tane temel sorun var. Bir, yeni ekonomi programı açıklanırken bundan sonra bir yönlendirilen fiyatlar ve işte maaş zamları vesaire enflasyon üzerinden yapılacak. Hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacak dendi. Daha ilk bir hafta içerisinde
işte elektriğe, dönüp baktığınızda köprülere, otoyollara, posta ücretlerine vesaire %20 zam yapıldı. Yani beklenen %8,5 biliyorsunuz önümüzdeki yıl için. Demek ki bir kere bu iş daha en baştan kadük. Dolayısıyla o beklenen enflasyonun olmayacağının aslında en temel göstergeleri bunlar. Herhalde zamları beklenen enflasyona göre yapacaklar. Maaş zamlarını. Hı hı. Dolayısıyla bir önümüzde zaten az önce söylediğimiz gibi bu baz etkisinin çıktığı ve fiyatlar da geçen sene o baz etkisinden sonra bir miktar normalleşmeye başlamıştı. En azından ister istemez bir miktar geri gelmeye başlamış. Şimdi bugünkü fiyatlar o fiyatlara göre aylık bazda baktığınızda artmaya devam ediyor. Dolayısıyla baz etkisi çıktığında yeniden biz onlu rakamların üstüne geleceğiz. İkincisi, Türkiye'de enflasyon maalesef son 1,5 yıl içerisinde %15'e yapıştı. Yani kim ne derse desin %9'u görmüş olmamız bir şey ifade etmiyor. Az önce ben hareketli ortalamaları söyledik işte TÜİK'in hesapladığı. Dolayısıyla şunu unutmamamız lazım. Yapışkan bir enflasyonumuz var. %15 civarına yapışmış durumda. Gıda fiyatları artışı yine 12 aylık hareketli ortalamalara göre baktığımızda %20'nin üzerinde. Ve bütün bunlar böyle devam ederken, yani ortalamalara göre fiyatlar daha yüksek seyrederken sizin açıkladığınız kesit yıllık enflasyon bunun iki katı olması aslında fiyatlar üzerindeki artış baskısının devam ettiğinin de bir göstergesi. Dolayısıyla sene sonuna doğru geldiğimizde yani hükümetin de hedefi %12'nin üstünde. Yani sadece biz de söylemiyoruz ki, hükümet de diyor. Yani 9.26'yı gördük ama bir de şunu da unutmayalım. Merkez Bankası da hükümet de son dönemde çok sık şunu yaptılar. Son 2-3 senedir işte enflasyon raporu, Kasım ayında açıklanan enflasyon raporu, yani özür dilerim, Ekim ayı bilgisiyle en son açıklanan, Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası enflasyon raporunda hedeflenen, yani 2 ayı tahmin etmesi gerekiyordu Merkez Bankası'nın. Onun üstünde çıkan yılları hatırlayın. Yani daha geçen sene 2 ayı bile tahmin edemedi. Doğru tahmin edemedi. Dolayısıyla yani bence 14 ve 15 aralığında bir yerde yılı bitireceğiz. Ama daha kötüsü işte mevsim geçişleri, bu zamlar, yeni yıla girdiğimizde değerleme oranı kaç olacak? Yönlendirilmiş fiyatlar nasıl artacak? İki üreticiyi zam yapmaktan nasıl vazgeçireceksiniz? Yani hele bir de %5 büyüme hesaplıyorsunuz. Yani şimdi bir de böyle bir şey var değil mi? 2020 yılı Türkiye ekonomisi büyüme hedefi %5. Evet. Şimdi sokaktaki vatandaş şunu bilir ki Türkiye ekonomisi neyle büyür? Tüketimle büyür. Tüketim demek talep demektir. Talep fiyatlar üzerinde nasıl bir baskı yaratır? Artırıcı. Biz ya %5 büyürken %8,5 enflasyonu nasıl başaracağız? Yani eğer ya büyüyemeyeceğiz ve enflasyonu işte 10'lara falan getireceğiz ya da büyüyeceğiz, yeniden 20'li enflasyonları göreceğiz. Bana kalırsa özellikle bu son gelen açıklamalarla beraber, dün Sayın Cumhurbaşkanı da yaptı açıklamayı, Merkez Bankası'nın faizi indirebilmek için elinde yeterince alan oluştu dedi. Şimdi muhtemelen bir 200 bas puan daha faiz indirimi geldikten sonra vatandaşın beklettiği inanılmaz bir talep var 2 senedir. Hı hı. Yani konut ve otomobilden bahsetmiyorum sadece. Borçlu bu insanlar. Borçlarını çevirmek için de, hı hı, yeni şeyler alabilmek için de, normal tüketimlerini yapmak için de gidip bu krediyi alacaklar. Ve inanılmaz bir taleple beraber biz yine fiyatlarda yukarı hareketi göreceğiz. Para politikasıyla bu kadar oynamak kısa vadede enflasyonun ciddi üzerinde değişim yaratır. Kısa vadede. Uzun vadede belki nötr olabilir. Onu sizin arz tarafınız belirler ama şu an dönüp baktığınızda neredeyse 500 bas puana yakın biz faizlerle oynadık. Evet. 24'lerden 16,5'a, 800 bas puana yakın oynadık. Dolayısıyla bunun talep ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde önümüzdeki dönem ciddi etkisini göreceğiz. Teşekkür ediyoruz, evet, teşekkür. Oğuz Bey. Bugün Doktor Oğuz Demir'le enflasyon arka planına baktık ve önümüzdeki aylarda enflasyon nereye gideceğini, fiyat artışlarının tartıştık. Kıştan itibaren yeniden bir fiyat artışı sürecine girme olasılığımız yüksek gözüküyor. Yeniden T24'te birlikte olacağız.